Ben bile zor geldim çok karşına. Trafik açısından zor bir şey yani. Tabii gerçekten zorlayıcı günler yaşıyoruz değil mi? Zor sınavlar var. Herkesin kendine göre, bireylerin ayrı, toplumun ayrı. Ama dönem dönem bu tarz şeyler yaşıyoruz. Tabii detaylara gidip baktığımız zaman hepimizin içinde fırtınalar kopuyor. Kesin eminim ondan. Benim de öyle çünkü ama olaylara daha yukarıdan bakmak bizim bilgilerimizin en temel prensiplerinden bir tanesi. Mümkün olduğunca bu şahsi etkileşimlerin dışına çıkıp sebep-sonuç ilişkileri açısından bakmak, bizleri de toplumları da tesir olarak, bilgi olarak, deneyim olarak nereye götürdüğünü olayların bakmak biraz daha bizim üzerimizdeki basınçları azaltmaya başlıyor. Yoksa ne oluyor? Bu yataydaki bir takım etki tepki zincirlerin içerisinde bizim bakış açımız o lineer çizgi içerisinde kalıyor. Etki tepki alanında kaldığımız zaman. Halbuki daha yukarıdan bakmaya başladığımız zaman İlahi Nizam ve Kainat kitabında bunu çok güzel örneklemelerle de anlatıyor aslında. Toplumların hayatı, toplumların işte yaşadığı bir takım sıkıntılar, çatışmalar, uluslararası çatışmalar, iç kavgalar, şunlar bunlar her neyse bunların aslında insanların en geliştirici sınavları olduğunu ve bunların aslında yani tekamül basamaklarında daha bir anlamda zenginlik getirdiğini söylüyor. Çok tuhaf geliyor değil mi bize? Şimdi duygusal baktığımız zaman iş bambaşka. Ama bir yukarıdan bakıldığı zaman her şeyin çok büyük bir ahengin içerisinde cereyan ettiğini bildiğimiz zaman ve orada hiç abes bir şey olmadığını düşündüğümüz zaman bakış açımızın farklılaşması hemen ortaya çıkıyor. Gerçekten de şöyle en azından pragmatik açıdan bakabiliriz. Etki tepki zincirinin içinde kalmak bize ne katıyor? Hiçbir şey katmaz. İçimizde bir kavga, dışımızda bir kavgadan başka bir kısır döngü içerisinde kalıyoruz ve almamız gereken şeyi doğrudan mesajları da alamıyoruz. Bu bizim kendi kişisel hayatımız içinde de böyle. Yaşadığımız bireysel sıkıntılarda o sıkıntıyı yaratan kişilerle, olaylarla kavga etmeye başladığımız zaman hiçbir şekilde oradaki mesajı anlayamıyoruz. Oradaki işaretlerini anlam ifade ettiğini anlayamıyoruz. O yüzden nacizane kendimle beraber hepinize tavsiye bu yukarıdan. Yani bilgilerin tavsiyesi çünkü yapmaya çalışıyoruz, %100 yapamıyoruz. Ama böyle yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bakmakta fayda var. Tabii ki bireysel olarak üzerimize düşen vicdani şeylerimizi, görevlerimizi yerine getireceğiz. Ama işte daima esneklik bu konuları her zaman işliyoruz. Zaten önümüzdeki ay böyle bir konferansımız da var. Yani, onun için o konulara girmeyeceğim. Şimdi nefisle bağlantısını da kuracağım tabii. Böyle zamanlarda bir derin bir nefes almaya çok ihtiyacımız var. Değil mi? Şöyle yani bizim konuşmalarımız, günlük hayattaki konuşmalar içinde hep şey yaparız. Ya bunaldım artık şöyle bir nefes alacak vaktim bile yok falan deriz. Aslında şuur altı olarak biz biliriz yani nefesin bizim için sadece hayatı idame ettiren, günlük hayatı sürdüren bir fonksiyonu olmadığını da şuur altı olarak biliyoruz. Nefes almanın çok büyük şeyleri var üzerimizde. Bizim henüz yani bilgisini günlük hayatta düşünmediğimiz etkileri var. Yani ne bileyim bir işte araç kullanırken mesela çok tehlikeli bir durumda işte yanımızdaki arkadaşla konuşurken falan bir anda susarız mesela değil mi? Susarız, odaklanırız orada karşımızdaki şeye, manevra yaparız, kurtarırız kendimizi falan. Peki bunun mekanizması nedir? Orada biz niye bir anda konuştuğumuz şeyi durdurmuşuzdur? Bir anda nefesimizi tutmuşuz mesela. Hep deriz yani. Öyle bir korktuk bir nefesi tutuldu veya işte yani harika bir şey yaşadım nefesi tutuldu falan değil mi? Şimdi aslında bunların hepsinin mekanizmaları var. Bizim üzerimizde etkileri var. İşte bunları bugün ele alacağım, onları anlatacağım. Ama ondan önce şöyle sizleri rahatlatacağım. Bir küçük meditasyon yapalım diyorum. Hepimizin bir enerjisi değilsin. Onun için şöyle oturursanız kadar. Gözlerinizi kapatsanız daha iyi. Ama bunu kapatmayayım diyorum. Şu tarafı kapatmayayım.
gözlerimiz kapalı vaziyette, burnumuzdan gayet derin bir nefes alarak diyaframımızda o basıncı, nefesi ta içimizde hissediyoruz. Derin nefes alıyoruz ve sonra yavaş yavaş ağzımızdan veriyoruz nefesi. Burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Ve nefesi alırken, burnumuzdan aldıktan sonra 2-3'e kadar sayarak tutup ondan sonra yavaş yavaş ağzımızdan veriyoruz. Nefesi alırken 4'e kadar sayın. 4'e kadar sayarak tutun. Ve 6'ya kadar sayarak verin yavaş. Herkes kendi ritimde yapabilir bunu. 4'e kadar sayarak alıyorsunuz. Sonra tutuyorsunuz. 4'e kadar sayıyorsunuz. Ve 7-8'e kadar sayarak yavaş yavaş veriyorsunuz. Bunu 2 kere daha yapalım. Ve şimdi yavaş yavaş çok güzel yemyeşil bir ormanın içinde olduğumuzu hayal edelim. Ormanın içindeyiz, yürüyoruz ve yürürken yerdeki çimlerin o mis gibi kokusunu daha içimizde hissediyoruz. Ve o dalların, yerdeki bitkilerin ışıltılarını, çıtırtılarını, rüzgarın o çok güzel kokusunu, kendine has sesini, mırıltısını hissediyoruz. Çok uyumlu, çok huzurlu biçimde yürüyoruz, yürüyoruz ve ağaçları, yaprakları, onların yaprakların dallarındaki meyveleri hepsini kendi imajinatif dünyamızda canlandırıyoruz. Bunu ta iliklerimize kadar hissediyoruz. Ormanın sakinliğini, kuşların cıvıltısını, hepsini yaşıyoruz şu an. Ve yavaş yavaş ağaçların arasında yer alan boş yeşillik bir alana gidip duruyoruz. Şimdi durduğumuz yerde elimizde imajinatif olarak bir kürek belirtiyor. Elimizde güzel bir kürek var. Ve o kürekle yavaş yavaş toprağı kazmaya başlıyoruz. Kazıyoruz. Çok kolay yapıyoruz bunu. Çünkü düşünceler dünyasında her şey çok kolay. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Hiçbir güç sarf etmeden ve kazarken de o toprağın hafif nemli kokusunu burnumuza çekiyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Ormanın kokusu, toprağın kokusu. Ve kaz, 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 kaz. İşte aşağı yukarı yarı dibimize kadar gelecek bir mesafede toprağı kazdık. Küreği elimizden bıraktık ve toprağın içine yavaşça girdik. Çok rahatız, çok huzurluyuz. Şimdi toprağın içinde ellerimizi yukarıya doğru kaldırdık, gökyüzüne doğru kaldırdık. Ve her nefes aldığımızda nefesin bizim vücudumuzdan geçip toprağa doğru bütün vücudumuzdaki ne kadar birikmiş negatif tesir varsa, olumsuz düşünce, olumsuz tesir varsa onu da alıp toprağa doğru götürdüğünü ve bizi arındırdığını hissediyoruz. Süratle topraklanıyoruz. Aldığımız nefes vücudumuzdan geçiyor ve ayaklarımızdan toprağa ve yeryüzüne ta derinlerine kadar gidelim, bizi temizliyor. Ve bu işleri yaparken ayaklarımızın sanki bir ağacın kökleri gibi toprağa doğru girdiğini ve yavaş yavaş ilerlediğini düşünüyoruz. Evet, sanki bir ağacın kökleri gibi ayaklarımızdan itibaren toprağın içine doğru kök salıyoruz bizler. Ve ellerimiz, yukarıya göğe doğru açtığımız ellerimizde bir ağacın dalları gibi uzuyor, uzuyor, dallanıyor, yapraklanıyor ve gökyüzüne doğru süratle yükseliyor. Yukarıdan gökyüzüne doğru ve aşağıdan yeryüzünün derinliklerine doğru kök salarak müthiş, kozmik bir ağaç olduğumuzu düşünüyoruz. Ve artık her soluk aldığımızda gökyüzündeki o bütün
enerjik bedenimizde ne kadar travmatik oluşumlar, tesirler, enerjiler, tıkanmış meridyenler varsa hepsi açılıyor. Hayatımız için engel gördüğümüz zihnimizde, mantal alanımızda ne varsa, astralimizde birikmiş olan ne kadar negatif tortu varsa hepsi bu akışta temizleniyor ve alınıyoruz. Ve dallarımızdan daha da yukarıya doğru, daha da yukarıya doğru yükseliyoruz ve köklerimiz de ta yeryüzünün derinliklerine kadar uzatıyoruz. Çok güçlü bir kozmik ağaç olduğumuzu hissediyoruz şu an. Her şeyimizde bunu yaşıyoruz. Ve her nefes aldığımızda da bu enerjinin bedenimizden, dallarımızdan, gövdemizden, köklerimizden geçerek yeryüzüne geçtiğini ve bizi arındırdığını hissediyoruz. Bütün enerji alanlarımız bu nefes alışverişlerimizle birlikte temizleniyor. Bütün şakralarımız, bütün bedenimizin etrafındaki piç halkalar hepsi arınıyor. Her nefes alışımızda bunu hissediyoruz. Evet, şimdi bu arınmanın tesirini içimizde hissederek yavaş yavaş gökyüzündeki dallarımızı geriye doğru çekmeye başlıyoruz. Küçülüyoruz ve köklerimizi de yeryüzünden yavaş yavaş geriye doğru çekerek küçülüyoruz, küçülüyoruz, küçülüyoruz ve normal bir ağaç haline geliyoruz. Ve daha da işlemi sürdürerek toprağın içinde o dallar yine kollarımız, köklerde ayaklarımız haline geliyor. Tekrar bütün duyularımızı, ellerimizi, kollarımızı hissediyoruz. Ve o içinde olduğumuz ormanın bu güzelliğini, toprak kokusunu tekrar hissediyoruz. Evet, şimdi artık yavaşça çukurdan dışarıya çıkabiliriz. Çıktı, küreğimizi aldı ve toprağa, o ödül çaldığımız toprağa tekrar yerine doğru ve yavaş yavaş ormandan yürüyerek yine kuş seslerinin, cıvıltılarının, rüzgarın sesini, çimlerin kokusunu duyarak yürüyerek çıktı ve burada koltuklarımızdaki yerlerimize tekrar geri döndük. Kendimizi iyi hissettiğimiz anda gözlerimizi açıyoruz. İzlenme amaçlı meditasyon. Klasik çok yapılan bir meditasyon. Hiç olmazsa biz de günlük şeyleri biraz üzerimizden atalım isterim. Şimdi nefes tabi bu kadar mecazi anlamda önemli. Bizim içimize alıp nefesi çektiğimiz dediğimiz şey hepimizin ortak malı aslında. Aslında oradan içimize çektiğimiz hayat enerjisi hepimizin malı. Yani aynı zamanda nefes aldığımız zaman bizim nasıl büyük bir bütünsel bir yapı içerisinde yer aldığımızı da bize hatırlatması lazım. Böyle bir önemi var. Onun için ben de diliyorum ki bütün bu zorluklar insanların daha çok birlik bilincine, daha çok sonunda bazı gerçekleri anlamasına yol açsın ve bizim tekamülümüze hizmet etsin. Şimdi nefesin gücü dedik. Nefesin gücü bizi işte yaşatan, var eden, günlük şeyimizi sürdüren şeyin dışında peki neler bize kazandırıyor? Bakın, birincisi nefes teknikleri, yani nefes tekniği dediğimiz şey nedir? Buna önce bir değineyim. Nefesin doğru kullanılmasından bahsederiz. Biz günlük hayat içerisinde her şeyi çok işte ne olacak, nefesi alıyoruz, veriyoruz diye düşünüyoruz ama aslında çok büyük oranda nefes alışverişini
bizler unuttuk. Aslında anne karnında çıktığı anda bir canlı bir varlık. Son derecede nefesi doğru kullanır. Çocuklar anne karnından çıktıkları anda diyaframlarını maksimum düzeyde kullanma yeteneğiyle doğarlar. Ve o yüzden çok verilen bir örnektir. Bir çocuğun doğduğu andaki çığlığı bütün hastaneyi inletir. Ve hiçbir zaman boğazında bir tahriş bir şey olmaz ama biz günlük hayatta sinirlenip bağırdığımız zaman değil mi? Veya birazcık yüksek sesle konuştuğumuz zaman hemen sesimiz kısılmaya başlar, zedelenir, sesler deriz falan. Bunların en büyük sebebi bizim o anda diyafram kullanma şeyini bilmiyor oluşumuz. Yeteneği kaybetmiş olmamız. Ya da normal günlük hayatta kullansak dahi o anki sinirlenme içerisinde o diyaframı kullanmıyor oluşumuz. İşte nefes tekniği dediğimiz zaman en başta diyaframın doğru kullanılmasıyla başlıyor. Diyaframın ne olduğunu biraz sonra bu tarz fizyolojiyle ilgili bilgileri tabii ki vereceğim. Çünkü onunla bağlantılı bir şey. Ama onun dışında bakın, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi açısından, psikolojik rahatsızlıkların giderilmesi açısından solunumun çok büyük önemi var. Bu rahatsızlıkların başlamasının da nefesin doğru kullanılmamasıyla çok yakından alakası var. Bizim kendimizi kontrol etmek, işte bu son zamanlarda, bu son dönemlerin sıkıntıları içerisinde belki de en önemli faydalarından bir tanesi bu. Kendini kontrol etme, irademizin kontrol edilmesi, duyguların ve egonun kontrol edilmesi. Nefes bize aslında olaylar karşısında bir esneme, bir boşluk yaratma fırsatını bize sunuyor. Hatta ben kaç sene önce bir hadis okumuştum. Muhammed'in bir sözü, öfkelendiğiniz zaman karşınızdakine sözünüzü hemen söylemeyin diyor. Önce derin 3 tane nefes alın, ondan sonra cevabınızı verin. Bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Yani birçok öğretilerde de bu var aslında. Yani bu tabii ki tepkisel olmamak tarafı ayrı ama orada nefes alıyor olmanın bizim üzerimizde çalıştırdığı başka bir sistem var. Ona değineceğiz. Ve bunun tabii geniş anlamda yapılması ve duyguların kontrol edilmesi, kendini bilme çalışmalarında da bir yardımcı unsur olarak ortaya çıkmasını sağlıyor. Eğer yerinde kullanırsak. Bilinçaltını boşaltma, zihni kontrol etme ve yaşam kalitesini arttırma. Tabii ki bütün bunları yapmak zaten söylediğim, kendini kontrol etme dediğimiz şey aslında bilinçaltında bir anlamda kontrolüyle ilgili. Çünkü bizler o kadar kontrolsüz biçimde bilinçaltı dürtülerle hareket ediyoruz ki bizim ortaya çıkan benliklerimizin çoğu aslında bilinçaltı sayesinde ortaya çıkıyor. Orada kimlik kazanıyorlar. Dolayısıyla nefesin doğru kullanılması uzun bir süreç içerisinde bizim bilinçaltımızdan gelen şeyleri de daha çok kontrol etmemiz anlamına geliyor. Veya nefes çalışmalarıyla, nefes teknikleriyle bilinçaltında bir takım manipülasyonlar yapmak mümkün. Kendimizi iyi ifade etmek, iyi konuşmak, güzel konuşmak, ille hatip olmak anlamında değil. Ama söylediklerimizin anlaşılır hale gelmesi veya sanatçılar için, işte bir tiyatrocu için, oyunda sesini duyurması, vurgulamaları, tonlamaları yerinde yapması veya bir şarkıcının da sesini düzgün kullanması yine nefes teknikleriyle oluyor. Şifa verirken, ruhsal şifadan bahsediyorum. Nefes çok özellikle kullanılır. Mesela Reiki'de de bunu kullanımlardır. Diğer şifa teknikleri içerisinde de vardır. Çünkü nefesle hayat enerjisi aktığı için onun karşımızdaki varlığa iletilmesi oradaki şifanın etkisini arttırır. Arttırıcı bir etkendir. Yıllar dışı algılama, farkındalık ve bilinç travmalarını çözmek. Yani bu tür psikolojik etkilerin ortaya çıkmasında da nefes kullanılıyor. Bir takım özel çalışmalar içerisinde. Bu ne diyeceksiniz? Botoks, detoks etkisi. Yine nefesin bir kere diyaframın düzgün kullanılması bizim işte cildimizin güzelleşmesine kadar etki yaratıyor. Hele hele bir de bir takım holotropik nefes gibi çalışmalar yaptığınız zaman bunlar bizim bedenimizde
işte bizim günlük hayattaki dikkatimizin, motivasyonumuzun, konsantrasyonumuzun arttırılması veya gevşemek istediğimiz zaman gevşemenin sağlanması ki kendini kontrol etme bundan çok alakalı. Bunlar nasıl oluyor? Onlara değineceğim. Bugün çok da uzatmak niyetinde değilim çünkü Taksim kalabalık falan olabilir yani çok da zor gitmenizi istemiyorum. Normalde bu çalışmayı bilmeyenler için söyleyeyim. Bilal Akademi'de de ders olarak yapıyoruz ama tatbikat ağırlıklı yapıyoruz tabii ki. Onun için akademiye geldiğiniz zaman da daha detaylı bir çalışma imkanımız olur. Şimdi baktık bildiğiniz şeyler. Ne oluyor? Nefes aldığımız zaman oksijen alıyoruz değil mi? Hava burnumuzdan geçiyor, işte solunum borusundan geçiyor, akciğerlere geliyor bir takım yollardan ve orada ne oluyor? İşte en uç noktası bizim bronşçuklardan geçiyor ve alveol dediğimiz keseciklerin içerisine geliyor. Orada öyle bir enteresan ortak alan var ki orada kan damarlarıyla bu akciğerin o kendi yapısı çatallanarak virgül içerisinde ortak alan oluşturuyorlar. İşte orada havanın içerisinde oksijen kana geçiyor. Kan içerisinde biliyoruz hemoglobin ve oksijeni taşıyor. Oradan ne yapıyor? Bu aldığı oksijeni kan, tabii diğer besinleri de taşıyor, sadece oksijen taşımıyor. Hücrelere götürüyor. Ve hücrelere gittiği zaman bütün organlara, kılcal damarlar yoluyla ulaşıyor. Ve orada oksijeni de diğer besinlerle beraber dokulara, hücrelere bırakıyor. Ve hücrelere bıraktığı zaman hücredeki bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu işte glikozun oksijenle yakılması sonucunda ortaya çıkan karbondioksiti de yine aynı o kılcal damarları alıyor ve tekrar geriye getiriyor. Daha sonra da bu yine alveollerin içerisinden bu sefer akciğere karbondioksit olarak geri dönüyor. Onu da solunuma geri veriyoruz. İşte bu süreç içerisinde bütün bu akciğerin hareketini sağlayan bizim bir kasımız var. Onun adı da diyafram tabii ki. Burada onu daha detaylı görün diye ben şey yapmıştım. İşte şurada var bakın. Şunlar bu kesecikler, bronş yolu geliyor. Ve bu alveolün yapısını gösteriyor bize. Şunlar hava kesecinin içerisindeki damarlar, damar yapıları gösteriyor. Diyafram nefes aldığımız zaman bir kubbe şeklinde bir yapı. Kas sonuçta. Ve şeyle bu bizim kaburgalarımızla da bağlantılı vaziyette. Ve eğer nefesi verdiğimiz zaman verirsek bakın yukarıya doğru kasılıyor ve akciğerle sıkıştırıyor. Bu tabii ki bizim beynimizin beyin sapını koordine ettiği bir şey. Medula dediğimiz şu beynimizin omuriliğe bağlandığı kısım koordine ettiği bir şey. Ve bu kaslar kasılarak işte akciğeri sıkıştırıyor. Ve pompa gibi çalışıyor adeta. Nefes aldığımız zaman da tam tersi genişliyor ve diyafram kası da aşağıya doğru gevşiyor. Böyle bir sistem var. Bu da bizim aslında tabii yaptığımız çalışmalarla diyafram kasının geliştirilmesi mümkün. İşte bir zaman içerisinde bu kası kullanmayarak onu yeterince performansını sergilemesine engel oluyoruz aslında. Halbuki nasıl body yapanlar kollarını, kaslarını falan geliştiriyorlarsa diyafram içinde bu kası geliştirecek çalışmalar mümkün. Çünkü eğer bunu yapmazsak, diyafram kasını geliştirmezsek diyaframı kullanamamaya başlıyoruz. Şimdi herkes bir şöyle düz oturursanız eğer dizlerinize bükerek bir şöyle de elinizi koyarsanız karnınızın üstüne şöyle bir nefes alın isterseniz. Derin alın. Bakın şu karnınızın şiştiğini görmeniz lazım. Eğer görmüyorsanız bir elinizi şöyle göğsünüze koyun aynı anda. Evet. Şimdi bir kere daha alın bakın. Şişirin, şişirin, derin alın. Hangisi daha çok hareket ediyor? Ona bir bakın. İşte eğer
karnınız şişmiyor da daha çok burası hareket ediyorsa göğüs nefesi kullanıyorsunuz demektir. Bu bizim kişiliğimize kadar etki ediyor, kişilik yapımıza kadar. Ya tersi de söylenir. Kişilik yapımız zamanla kendisine uygun nefes oluşturuyor. Şimdi diyafram nefesinin alınması aynı zamanda insanın gevşemesi, rahatlamasıyla bağlantılı. Dolayısıyla diyafram nefesini sürekli kullanabilen kişiler daha relax, daha alaylar karşısında serin kanlı, telaşlı olmayan insanlardır. Ama eğer sürekli göğüs nefesi kullanıyorsa, göbeği çok az kullanıyorsa, bunun tam tersi telaş edici, işte ayrıntılarla boğuşan filan, daha gergin, daha agresif bir kişilik yapısı ortaya çıkıyor. Ama en güzeli de tabii ki yogada da kullanılan tam nefes dediğimiz. Yani hem karnı alınan hem de onunla beraber göğsün de şişirildiği ve ikisinin yavaş yavaş daha sonra karından verilerek göğsün boşaltıldığı bir nefes. Ama bu çalışarak yavaş yavaş gelişiyor. Bazı insanlar bu yeteneği kaybetmemiş de olabilirler bakın. Yani kaç sene önce ben bir tiyatro kursuna o zaman gitmiştim. Radyomuz vardı bir tane Mete Efendi. Yani diksiyon dersleri falan da alıyordu o zaman. Orada mesela ben bilmiyordum. Hoca mesela, sen de zaten diyaframı çok rahat kullanıyorsun, gayet iyi dedi falan. Şaşırmıştım. Demek ki alışkanlık kaybedilmeyebiliyor. Bilmeseniz bile korunabiliyor. Ama daha sonra bilerek yapmaya başladığınızda daha kolay. Çok basit bir şey söyleyeceğim diyaframla ilgili. Hani bu kadar şey konuşuyoruz, bari bir şey bilin gittiğiniz zaman yapın diye. Diyafram kasını çalıştırmak, pratik yapmak istiyorsak eğer, yere yüzük olun yatarak şu elimizi yere koyup başımızda üstüne koyarak derin nefes aldığınız zaman otomatikman diyafram kası çalışıyor. Veya sandalye üzerinde yapabilirsiniz bunu. Onu da göstereyim. Çok kolay çünkü. Şöyle bakın şöyle bırakın, serbest bırakın kendinizi. Şimdi nefes alın derin. Alın. Bakın hissediyor musunuz? Karnınız şişiyor direkt. Hiç göğsünüzle alakası yok aldığınız nefesin. Şimdi mesela her gün biraz bunu yapsanız, yere sırt üstü uzandık değil mi? Yattıktan sonra olabilir. Veya yorgunluğunu çıkarmak için düz bir zemine uzandığınız zaman şöyle bir çantayı karnınızın üstüne koyup hiç olmazsa bir 10-15 tur derin nefes aldığınız zaman her akşam bu işte o ağırlıkla kası geliştirmeye benzer şekilde şey yapıyor, diyafram kasını geliştirmeye başlıyor. Bir sürü pratik var. Şimdi bu kadar bir yeteneğimiz. Evet, şimdi nefes aldığımız nefesin vücudumuzdaki kimyasal yapılarla ve onun da yansıması olan ruhsal durumlarla nasıl bağlantısı var? Bakın, nefes tutma dediğimiz şey demin ilk başta yaptığımız gibi, yani nefesi aldık, sonra duruyoruz, sonra veriyoruz. Bu nefes tutmalar aslında normal nefes ritmi içinde, nefesin kendi kurumuz içerisinde var. Ama zamanla çok heyecansal yapılarda bu nefes tutmalardan vazgeçiyoruz, farkında olmuyoruz. Bunları arttırmamız gerekiyor aslında. İşte eğer nefes tutmayı başarıyorsak, derin nefes alıyorsak, bu bizim kanımızda alkali dediğimiz durumu yaratıyor. Bugün artık daha çok konuda şey var, bilgilenme imkanı var. Biliyorsunuz bizim bedenimizde alkali durumu sürekli yaratmamız gerekiyor. Hastalıklarımızın, streslerimizin, birçok psikolojik rahatsızlıklarımızın arkasında asidik olmamız yatıyor. Kanserin en büyük sebebi asidik bir beden oluşması olduğu söyleniyor. Dolayısıyla nefes tutmalarla, derin nefes alarak bu alkali durumu yaratıyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da bizde daha sakin bir ruh hali ortaya çıkıyor. Şimdi hızlı nefeste bunun tam tersi. Çok hızlı. Niçin? Peki asidik durum nedir? Oksijenle tamamen bağlantılı bir şey bu. Tabii nefes için söylüyorum. Oksijenin arttığı durum oksidasyon yaratıyor ve zaten bugün yine beslenmede de bu oksidasyonun ortadan kaldırılması için bir takım beslenme rejimleri uygulanıyor. Dolayısıyla çok hızlı nefes alan veya arada nefesi boşlukları yaratmadan nefes alan kişiler
daha çok heyecansal, panik hali içerisinde oluyor. Zaten bunun tersini düşündüğümüz zaman, korktuğumuz zaman, heyecan içinde olduğumuz zaman ne olur değil mi? Nefesimiz sıklaşır filan diye böyle bir hal içerisinde oluruz. İşte bu, bunun tersini düşünüyor. Peki bunun mekanizması nasıl çalışıyor? Eğer nefes tutarsak, tuttuğumuz zaman çok paradoksal bir şey var aslında. Ben bunu başta anlamamıştım ve hatta çok ters gelmiştim. Yani nasıl oluyor ya filan dedim. Hem nefesi tutuyoruz hem de daha çok oksijenden faydalanıyoruz. Evet, nefesi tuttuğumuz zaman kanımızda oksijen oranı azalıyor. Çünkü havadan çektiğimiz oksijeni biliyorsunuz. Kanı taşıyor dedik. Nefesi tuttuğumuz zaman havadaki oksijeni almadığımız için otomatikman kandaki karbondioksit oranı yükselmeye başlıyor. Karbondioksit oranı yükselince oksijene göre daha fazla yüksek basınç oluştuğu için hemoglobin oksijenle çok sıkı bir bağ oluşturamıyor ve hücreleri çok daha rahatlıkla oksijeni bırakıyor. Bakın, kanda çok yüksek oksijen olduğu zaman hücreleri bırakmakta zorluk çekiyor. Zaten hiperventilasyon dediğimiz bir durum var. Çok hızlandırılmış nefeste hücrelere şeyi veremiyor, oksijeni veremiyor. Daha çok oksijen alıyor ama veremiyor. Ve bunun sonucunda bir takım çok değişik transa yakın durumlar falan ortaya çıkıyor. Ve bunlar da farklı amaçlarla kullanılıyor. Dolayısıyla böyle ters bir işleyiş var. Ve yine nefes tutmalarda beyne, bu boynumuzda işte karotis denilen bir damar var. Bu beyne kan taşıyan damar zaman içerisinde genişlemeye başlıyor. Tabii tehlikeli bir genişleme değil bu. Aortun genişlemesi gibi değil. Ve nefes tutmayla beynin faaliyetleri arasında çok büyük bir ilişki var. Konsantrasyon artmaya başlıyor. Mesela okuduğunuz bir şey anlamadığınız zaman birkaç kere derin nefes alıp uzun nefes tuttuğunuz zaman anlama ihtimali çok artıyor. Bu mesela sınava giren çocuklara önebiliyor bu. Sınavda bir soruyu anlamadın değil mi? Hemen nefesini tut, kaç kere derin nefes al, soruyu yeniden ve bununla ilgili tabii deneyler yapılmış. Çok olumlu olduğunu görüyor. Dolayısıyla demek ki nefes tutmanın bir etkisi de beyin üzerinde oluyor ve bu bizim konsantrasyonumuzu ve düşünce gücümüzü arttırıyor. Daha etrafını düşündüğümüz zaman aslında bizim olaylara bakışımızda da bütünsel bir bakış açısını geliştirmemize yarıyor bu nefes çalışmaları. Ve tabii ki bu çalışmalar bizim eritrosit ve hemoglobin sayımızı da arttırıyor. Yani kan da kendisini daha çok yeniliyor ve bu oksijen taşıma şeyini, gücünü arttırıyor. Daha önemli veya aynı derecede önemli bir konu da lenf dolaşımı. Şimdi lenfin vücudun biliyorsunuz ak yuvarlarının içinde bulunduğu sistem ve bağışıklık sistemi tamamen bununla ilgili. Ak kan dediğimiz hücreler bizim bilmediğimiz kadar, yani damarlar kadar, kan damarları kadar bütün şey dokularımıza kadar nüfuz etmiş durumda. İşte şurada görüyoruz mesela. Bakın şu lenf sistemi. Tükürük bezlerinden başlıyor. Göğsümüzdeki timus bezi, koltuk altlarında, göğüsler bölgelerinde yoğunlaşıyor. Lenf damarları, karaciğer bir lenf üretici, dalak öyle ve bütün şeyler bezlere paralel olarak ve kemik iliği. Bunlar hepsi lenflerin özellikle vücudumuzda yayıldığı yerler. Peki şimdi bizim kanımızı vücudumuzda dolaştıran bir sistem var. Ne o? Kalp değil mi? Pompası var onun. Dolaştırıyor, her yere nüfuz ediyor kılcal damarlar aracılığıyla. Peki lenfi, böyle bir sistemi var mı? Lenfin bir kalbi var mı? Yok. Peki lenf nasıl akıyor, nasıl dolaşıyor? Ben hiç düşünmemiştim bunu ya. Çünkü yani lenf bir veya mamlası görüyordu. Biraz bahsedilmiyordu gerçekten. Şimdi biliyoruz ki diyafram kası bunu sağlıyor. Diyafram kasının bu nefes almayla birlikte yaptığı bu hareket bir pompa görevi görüyor ve bütün lenf sistemi buna bağlı olarak, yani nasıl kalp tak 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 belli bir sayıda atıyorsa, belli sayıda nefes aldığınız için diyafram kası da bu sistemin hareketini sağlıyor. İşte
Eğer doğru nefes alıyorsak ve diyafram kasını yeterince kullanıyorsak otomatikman bağışıklık sistemi de güçlenmeye başlıyor. Bununla ilgili deneyler yapılmış. Doktor Jack Shields yapmış. Kameralar koyuyor vücuda ve diyaframdan alınan derin nefes olduğunu, yani bunu teşhis olarak da, somut olarak da görüyorlar. Ve bir doktor daha var, Nobel ödüllü Otto Warburg. Bu da oksijeni azalan hücrelerin gerçekten kanserleştiğini gösteriyor. Ve farede üzerinde bir deney var. Üçe ayırıyorlar işte. Onlar üzerinde deney yapıyor ve sonuçta bunların eğer oksijeni verilmeyen hücreler olursa kısa sürede kanserleştiği görülüyor. Dolayısıyla savunma sistemiyle şeyin çok ilişkisi var, nefesin çok ilişkisi var. Şimdi diğer bir sisteme geçeceğiz. Bir sistem ne? Kan dolaşım sistemi, lenf sistemi saydık. Şimdi en önemli etkilerinden bir tanesi bizim otonom dediğimiz otonom sinir sistemi üzerindeki etkisi. Biliyorsunuz bütün vücudumuzun bizim kontrolsüz diyebiliriz buna. Günlük şuurumuzda kumanda etmediğimiz halde kendi mekanik şekilde işleyişini sürdüren sistem. İşte bunun iki otonom sistemin iki yapısı var. Bir sempatik sistem, iki parasempatik sistem buna deniliyor. Şimdi parasempatik sistem çok farklı fonksiyonlara sahip. Sempatik sistem ise işte savaş kaç diye özetlenen bir sistem. Mesela diyafram nefesi parasempatik sistemi aktif kılıyor. Ama diyafram kullanmadığımız göğüs nefesi dediğimiz zaman o üst solunum yolunu kullandırıyor ve sempatik sistemi hareket ediyor. Yine aynı şekilde bizim mesela sağ burun dediğimiz sol beyni buradan aldığımız nefesi aktive ediyor ve yine sempatik sistemi çalıştırıyor. Sol burun dediğimizde sağ beynini çalıştırıyor ve o da parasempatik sistemi çalıştırıyor. Peki bunun ne önemi var dersek, şimdi bunu baktığımız zaman anlayacağız. Parasempatik sisteme bağlı olan bezler var. Epifiz, tümüs, tükürük bezleri, ter bezleri. Peki bunun bizim hayatımızın etkileri ne parasempatik sistemi? En önemlisi bizde yarattığı birlik bilinci, bütünsellik ve geniş bakış açısı yaratmış olması. Ve ayrıca biliyoruz zaten sağ beyin hep söylenir, yaratıcılıkla ilgili değil mi? Sanatsallıkla ilgili, yenilenmeyle ilgili, iyileşmeyle ilgili olan durum. Ve bunun bizde yarattığı şey de bu faaliyeti, bu sistemi. Daha çok dinlenme, rahatlama, sükunet, mutluluk ve huzur gibi. Ama sempatik sistem, bunun tersi de şey mi, kötü mü yani? Öyle bir şey yok. Biz diyaletik bir yapıdayız ve her ikisine de ihtiyacımız var. Çünkü sempatik sistem olmazsa bir kere günlük hayatımızı sürdüremiyoruz. Yani yaşamsal fonksiyonları sürdüremiyoruz. Ama aynı zamanda sempatik sistem, yani çünkü savaş kaç dediğimiz bir şeyi harekete geçiriyor. En ufak bir tehlike karşısında kendimizi koruma güdüsü bu sistem sayesinde oluyor. Ama aynı zamanda bizde yarattığı duygusal yapı, kutupsal düşünce, ayrılık bilinci, daha dualistik bakmak olaylara. Sen ben diye bakmak, bizim takım, onun takım. Yani bu gibi duygular sempatik sistemin aktif olmasıyla ortaya çıkıyor. Ve eğer sürekli sempatik sistem aktif vaziyette olursa o zaman gerginlik gibi, stres gibi, endişe gibi bir takım negatif haller, panik gibi ki özellikle panik atakta bu sistem devreye giriyor. Yani yüksek tansiyon diyor. Şimdi ama bunun olumlu tarafları da var. Neşe, sevinç, heyecan, yaşam arzusu, bu tür ruhsal şeylere ihtiyacımız var. İşte bütün mesele zaten bizde mevcut sistemleri yerli yerinde kullanılması. Ama bugünkü yaşam koşulları içerisinde biz farkında olmadan daha çok sempatik sistemi devrede tutuyoruz. Çünkü şehir hayatı içerisinde görüyorsunuz, trafikte bile sürekli savaş kaç şeyin içerisindeyiz değil mi? Yani iş yerinde rekabet, orada çatışma, bunlar aslında işte sürekli bizdeki bu ayrılık bilincinden kaynaklanıyor. Tabi bunu tetikleyen bir takım unsurlar var bu günlük hayat içerisinde. Ve işte bunu dengelemek için biz özellikle nefesi kullanıyoruz. O zaman geriye gidersek şimdi, demek ki biz
diyafram nefesini kullandığımız zaman bütün bunların üstesinden gelebilecek o mekanizmaları harekete geçiriyoruz. Beynimizde bununla ilgili olan bölgeler faaliyete geçmeye başlıyor. Yoksa sürekli yani sadece kortekste beyin kabuğundaki bir takım mantıksal devrelerin çalışmasıyla odaklı ve o bizi sürekli işte çatışmalara götürüyor. Halbuki işte daha çok sağ beynin kullanılması, yaratıcılığın, sanatçılığın bir şeyleri daha üst şeyden, noktadan görünmesi, işte biz buna ne diyoruz? Diler zamandan çıkma diyoruz değil mi? Diler zamanın etkileri veya yüzeysel zamandan çıkmak için demek ki nefesten faydalanabiliriz. Zaman içerisinde bunu diyafram nefesini geliştirerek veya bir takım diğer teknikleri uygulayarak bütünsellik bilincimizde daha fazla gelişebilir. O zaman demek biliyoruz ki toplumumuz bir an önce sempatik sistemin etkisinden çıksın ve parasempatik sistem şey olsun, egemen olsun ki bazı şeyler aklı seninle değerlendirilsin diye biliyoruz. Beynin yapısına geldiğimiz zaman işte bahsettim. Beyin korteksi kabuğu, beyin kabuğu deniliyor ve aslında bu insanda en gelişmiş durumda. Yani insan varlığının bedensel tekamülü içinde birçok canlıda korteks gelişmiş durumda değil. Veya aşama aşama gelişmiş durumda. İnsan varlığının bizi insan yapan ve bugün işte maddi anlamda medeniyet dediği şey, ürünü de bu aslında. Çünkü bir yandan maddeye nüfuz etmemiz gerekiyor. Yani detaylarla uğraşmamız gerekiyor. Ama detaylarla uğraşırken bütünden kopmamak gerekiyor. İnsanlığın macerası bunun arasında bütünden kopma, detaylarda kaybolma arasında gidip geliyoruz. Ve işte tanımız şuradaki yapıya limbik sistem deniyor. Bu orta beyni hipotalamusla beraber tanımız tabii. Saran bir yapı. İşte buradaki şeyler çok önemli. Buradaki bazı bezler bunlar bizim bütün bu otonom sistemin çalışmasını sağlıyor. Çünkü mesela beyin kabuğu daha çok düşünsel şeyle faaliyetlerle ilgili, karar mekanizmaları, mantıklı faaliyetle ilgili. Burası ise daha çok duyguların depolandığı bir alan ve işte burası yine bizim mesela solunumumuz şu kısımda kontrol ediliyor ve o nedenle işte diğer sinir sistem bağlantıları var. Tabii insan varlığının en gelişmiş hücreleri burada. İlahi nizam kainat bunu anlatıyor. Yani beyin hücreleri, onların varlıkları artık bir sonraki tekamül aşamasında bir insanı yönetecek kadar gelişmiş varlıklar olarak tekamül ediyorlar. Burada da başka bir yapı var. Şimdi burada özellikle şu gösterdim size, şu patolojisinin olduğu kısım burası. İşte bakın hipofizinizi, bu aslında üçüncü göz denetimine geçmiş uygarlıklarda ve işte Tepegöz efsaneleri falan vardır ya, insanların bu aslında bu Tepegöz, üçüncü gözün körelmesiyle hipofiz bezinin oluştuğu söyleniyor. Ve insanın aslında psişik yetenekleri şu iki bez, hipofiz ve epifiz beziyle son derecede ilgilidir. Ve bunların özellikle epifizin mesela gelişmesi güneşle çok alakalıdır epifizin. Güneş ışığı çok önemlidir. Birçok öğretim içerisinde güneşe direkt bakılır. Çünkü göz bebeklerine güneş ışığı direkt girdiği zaman epifiz ve bezinin faaliyeti maksimum düzeye ulaşır. Ve belli saatlerde ilk güneşin ilk ışınlarıyla güneşe bakmanın en büyük faydalarından biri budur. Epifiz bezinin zaman aktif olması. Bu sezgilerin gelişmesi insanlar. Sezgisel gelişim onunla ilgilidir. Aynı zamanda karanlıkta uyuma da bununla ilgilidir. Çünkü eğer biz karanlıkta yani uyumazsak bir takım işte normal faaliyetler de yeterince şey olmuyor, aktif olmuyor. Oralara fazla girmeyeyim şimdi. Peki bunun ne önemi var? İşte bazı nefes çalışmalarında şu orta beyin üzerinde bir aktivite meydana getirmek mümkün. Ve bunun da bazı başka etkileri var. Onlara değineceğim. Bakın, şimdi burada tekrar özetlemiştim. O medulla dediği sürüngen beyin deniliyor. Beyin sapı demin gösterdim.
otomatik ve mekanik ifade için solunumun ritimleri falan düzenlenmesi. Orta beyin o amigdala, işte hipotalamus veya talamus dediğim yer, duygu kayıtlarının arşivlendiği yer. Fakat şimdi bizim o kayıtlarımız duygu kaydı diyor. Yaşadığımız olayların aynen fotoğraflanmış halinin arşivi değil. Yani biz makineyle de çak resim çekiyoruz, bilgisayara aktarıyoruz. Resim orada öyle değil. Üzerine yorum yüklenmiş vaziyette. Yani yaşadığımız bir anı, işte travmatik izler mesela. Bu da depolanıyor. Ve o resim olduğu gibi değil. O kişinin kendi yorumundan, süzgecinden geçmiş. Onun üzerinde nasıl bir tesir yarattıysa o şekilde orada saklanıyor. Dolayısıyla bu kayıtlar, orada yorumlanmış bu kayıtlar bir şekilde yapılan çalışmalarla açılmak zorunda. İşte travmaların giderilmesi aslında bir şekilde böyle oluyor. Regresyon çalışmalarında işte travmalar çözülüyor biliyorsunuz. Onlar açığa çıkabiliyor ve onlar bir şekilde iyileştiriliyor. İşte nefes yoluyla da bunu belli oranda, tamamen olduğunu ben söylemek istemiyorum çünkü bazı yan çalışmalar da yapılması gerektiğini özellikle terapiyle uğraşan arkadaşlarım söylüyorlar. Ama büyük oranda bunun açığa çıkarılmasında hiperventilasyon dediğimiz çalışmanın çok büyük yararı var. Çünkü hiperventilasyon çok hızlandırılmış bir nefestir. İşte demin bahsettiğim bu aşırı derecede oksijen alırız ve bu oksijen bizim tamamen vücut kimyamızı değiştirir, beyin kimyamızı değiştirir. Ve bu onun bu etkisi sonucunda korteks devre dışı kalır. Şurası tamamen devreden çıkıyor bakın. Peki bunun şeyi neydi? Mantıksal düşünceydi. Şimdi mantıksal düşünce ne yapıyor bizde? Tabii ki buna çok ihtiyacımız var. Yani günlük hayatımızı sürdüremeyiz. Ayaklarımızı yere basmak zorundayız. Ama şöyle de bir fonksiyonu var. Bizim bu işte orta beyinde yer alan, şurada yer alan anılarımızı aklileştirmeye uğratıyor. İşte bizim kendini bilme öğretisinde söylediğimiz savunma mekanizmaları ortaya çıkıyor. Halbuki eğer buradaki bu anılar bir şekilde açığa çıksa ve aklileştirilmese, mantıksal oyunlarla aklileştirmek derken, yani çözüm anlamında değil, mantıksal oyunlarla kamufle ediliyor, üstü örtülüyor aslında. Tabii buna varlığın ihtiyacı var. Çünkü oradaki o aşırı duygusal yıpranmalar, yaşadığımız şoklar, şunlar bunlar bizi yıpratıyor ve varlık onu taşıyamaz durumdaysa eğer hemen savunma mekanizması devreye giriyor. Şap, beyin kort, mantık, mahkeme, onunla ilgili sebepler üretme, bahaneler üretme, işte Burcev, tevil diyor, saptırma diyor. İşte bunlar devreye giriyor. Bu de, şey, hiperventilasyon korteksi devre dışılıyor. Hadi bakalım diyor. Mantıksal oyunlara son verdik. İyi de peki ne olacak? Orada bütün o travmatik anılar o çıplaklığıyla dışarıya vuracak. İşte bu tür çalışmaların zararlı tarafı da buradan geliyor. Eğer bilinçli biçimde bu yapılmazsa ki eski dinsel öğretilerde bu vardır, bir takım mistik çalışmalarda vardır, zikir çalışmaları mesela ben gözlemleme şansım oldu bu tür şeyleri. İnsanlar kendini kaybedecek durumda, mantık şey ortadan kalkmış, şoklar, yerde düşer, kalkar, bayılır, eder. Eğer bu ortaya çıkan bir takım imgeler, bir takım anılar, haller ile bir şey ifade etmesi gerekmiyor, bir takım enerjetik dönüşümlere uğratılmazsa eğer o varlıkta çok daha büyük tahribatlara yol açar. Bu sefer günlük hayat içerisindeki mantık süreçleri devreden çıkmaya başlar. Dolayısıyla bunun holotropik seanslar bu konuda çalışmış, bilgi sahibi olan, o kişinin ortaya çıkacak hallerini, o konuları iyi bilen kişiler tarafından yapılabilir. Ve dolayısıyla da o zaman ne oluyor? O açığa çıkan travmatik etkiyi deşarj edip boşaltıp, onun da çözülmesi, iyileşmesi anlamında yerine pozitif bir takım değerlerin konulması mümkün oluyor. Yoksa sadece travmaların dışarı vurulması ve çılgınlıktan başka bir şey yaratmıyor insan üzerinde. Ve birçok kişi bu halleri yaşadığı için de son derece işte psikolojik olarak yükseldiğini, farklı bir şey yaşadığı zamanlar o tür yerlerde şeydir, tehlikeli bir haldir aslında. Halbuki hiç ilerleme de yoktur. Aslında şeyde,
günlük hayat içerisinde alacağı mesajları, onların yorumunu değerlendirmesini yapmaktan uzaklaştığı için de tabii ki bir anlamda da gelişmesi için ket vuruyor demek. Çünkü bizi geliştiren şeyler hayatın içinde. Bakın işte bir yılı şok yaşıyoruz. Ve bu kadar bilgiye rağmen büyük bir şok yaşadığımız zaman hadi body meydan. Yani kaç kişimiz o sükunetimizi koruyoruz, kaç kişimiz dışarıdan bakıp olayları, ya dur bakayım işte kızmayayım, sinirlenmeyeyim, önce bir bakayım şuna dışarıdan ne oluyor ya arkadaş, ne bitiyor diyecek şeyi gösterebiliyoruz, olmuyor. Ha, tabii ki olmayacak, her seferinde olmayacak ama bu bilgileri kullanmaya başladığımız zaman bunu hayatın içerisinde yapabilmemiz lazım. Dolayısıyla hayat en büyük öğretmen. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yeter ki biz hayatın içinde çalışma ruhuyla olalım. Yoksa hayatında sellerine kapılıp gittiğimiz zaman onun da bir anlamı yok. Hayat öğretmen ama sana bir şeyler öğretmek istiyor da sen onu okuyacak alfabeye sahip değilsin. Ondan bir şey öğrenemiyorsun. İşte bu bilgiler bizi o alfabeyi veriyor. Ondan sonra da tabii yürümek bize ait bir şey. Evet, işin bir ruhsal tarafına girmiş olduk böylece. Yani dedik ki nefes çalışmalarıyla bizim kişisel anlamda kayıp merkezi olan orta beyinde açığa çıkarılabilir. Onun üzerinde çalışılabilir. Ben bunu ilahi zan kainattaki bilgiyle de şöyle nacizane bağlıyorum. Bizim şuur dışımız biliyorsunuz, buradaki günlük faaliyetlerimizin izlenimlerin aktarıldığı bir yer. Kitabı okuyanlarınız bilir. Şuur dışı diyoruz buna. Ve bu uyku esnasında daha çok aktarılıyor. İşte demek ki şuur dışı faaliyetlerin ilişkide olduğu yerlerden bir tanesi büyük bir ihtimalle Okta Bey. Buradaki yapılar bu şeyi sağlıyor ve uyku esnasında aktarıldığı için uyku çok önemli. İşte biraz onun için değinmeye çalıştım. Karanlıkta uyumak o yüzden çok çok önemli. Çok ışıklı, çok aydınlık. İşte mesela televizyon karşısında uyumak son derecede zararlı. O yaygın bir etki, radyosu, ayrıca ses bombardımanıyla falan. Dolayısıyla bizim buradaki o orta beyindeki bu anıların bir şekilde bizim şuur dışına da doğru düzgün aktarılması da lazım. Ama bunların üzerine buradayken eğer bir çalışma yapabiliyorsak biz herhangi bir yolla bu çok büyük bir artı. Niye? Çünkü biz ne yapıyorduk? Şuur dışındaki bilgilerimizi bizim varlığın derin şuur altına öldükten sonraki süreç içerisinde kıyaslamalar yaparak aktarıyoruz. Eğer buradaki biz şeylerimizi, bu izlenimlerimizi daha dünya hayatındayken inceltebilirsek, olabildiği kadar travmatik halden çıkarabilirsek onları, işte bedeni terk ettikten sonra yaptığımız kıyas, yani şuur dışındaki bilgilerin şuur altına aktarılması ve öz bilgi haline dönüştürülmesi süreci de çok daha kolay olacak. Onun için demek ki burada bazı şeyleri çözmek ve bu şeylerden, tekniklerden yararlanmak da çok faydalı. Evet, bir de çok önemli, bizim aldığımız nefes biliyorsunuz sadece oksijenden ibaret değil. Prana dediğimiz, chi dediğimiz, işte Hint'te prana, Çin'de chi ya da ki denilen enerji, hayat enerjisini de alıyoruz. Ve bunlar bizim vücudumuzdaki bezlerle de çok bağlantılı olan şakralarımızı besliyor bakın. Ve bizde, şöyle geçeyim, yüzlerce meridyen var vücudumuzda. Bu aldığımız prana hayat enerjisi, bu nadi denilen meridyenlerden akıyor ve bizi enerjetik olarak besliyor. Bütün organlarımızı besliyor. İşte bu mesela bu enerjinin nadilerin bir tanesi ortada olmuş Shushumna nadi diye geçiyor. Soldaki ay dişi olan, yin olan Ida nadi, sağdaki de Pingala nadi diye geçiyor. O erilmesini geliyor. Ve işte bütün her şey nefesle ilgili. Eğer diyafram yeterince kullanılırsa bu akış da sağlanıyor. Ve yine özellikle bizdeki kundalini denilen enerjinin aktive edilmesi de yine diyafram kullanılması.
olmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü diyafram demin anlatmıştık. Şöyle bir şey, kas ve şu hareket yapıyor. Sürekli bu hareket yapıyor. Bunun yaptığı hareketin oluşturduğu omurgada bir endiksiyon meydana getiriyor. İşte bunu tabii bir takım imajinatif yöntemler kullanılarak oradaki enerji harekete geçirmesi de bu bizdeki kundalini uyanması denilen farklı bir farkındalık düzeyi. Yani kundalini uyanmasının tehlikeleri de var, çünkü tehlikeli yönleri de var. Farkındalık düzeyimizi arttırabiliyor. Dolayısıyla bu enerji sistemiyle de nefes çalışmalarının çok büyük ilişkileri var. Şeye tekrar geri döneyim. Özellikle bu şakralarımızın da bakın şakraların bulunduğu yerlere bakın. Bunlar şakra, tepe şakrası. Bakın burada epifiz ve hipofizin olduğu yere alın şakrası şeye geliyor, hipofizin olduğu yere geliyor. Epifiz de buna karşılık geliyor, tepe şakrası. Bakın boğazda tiroidin olduğu yerde boğaz şakrası, göğüs, kalp şakrasının olduğu yerde timüs var. Görüyor musunuz? Karın şakrasının olduğu yerde pankreas, adrenal bezleri var ve yumurtalıklar ve tesislerin olduğu yer bütün. Bakın bu tesadüf diye bir şey olabilir mi? Yani insan bünyesi, yapısı, bedensel yapı aslında enerjetik yapıyla içe geçmiş durumda. Nasıl benim şeyde akciğerde şeyle hava kesiciklerinin yapısıyla kan damarları birbirine geçmişti işte. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani bizim enerji kanallarımızın şakra sistemleriyle bu bezlerin çalışması da birlikte. Peki bu bezleri kim aktive ediyordu? Bizim otonom sinir sistemimiz aktive ediyor. Ve otonom sinir sistemimiz direkt olarak nefesle yani o zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Nefesin doğru kullanılması bizim bütün şeyleri, sistemlerimizi harekete geçiriyor. Evet, ve kaç tür nefes var? Ona da değineyim, bitireyim. Çok uzatmayayım. O demin size söylediğim bir sonu kaburga nefesi diyoruz bu. Hareket halinde daha çok nefes alırız, koştuğumuz vesaire. Ve çok az bir kısmını ciğerleri kullanılıyor bir kere. Bir de o var. Yani şimdi fizik tarafı da var. Ciğerlerin sadece %20'si kullanılıyor. Sadece uykudaki oksijeni sağlaman yetebilir diyor ama zannetmeyelim ki uykudayken kaburga nefesi alıyoruz. Tam tersi, uykuda doğal olarak insanlar diyafram nefesi alır. Diyafram nefesi ise bakın, 2 misline kadar ciğer hacmini yükseltiyor. 2500-2700 cc iken 4500-5500'e kadar diyafram nefesiyle hacmi büyütebiliyoruz. Diğer şey nefes türleri bizi çok ilgilendirmiyor. Aldığımız nefeste yani daha çok sırt kısmını ciğerini doldurmak, mide solunumu, bunu küçük çalışan sporcular kasıklarıyla birlikte nefesi oralara yoğunlaştırarak alıyorlar. Bunlar çok önemli değil. Bizi diyafram nefesi çok ilgilendiriyor. Özellikle tam nefes dediğimiz nefes bizi ilgilendiriyor. Ve bunları yeterince kullanırsak bakın neler çıkıyor ortaya. Karın hareketlerinin düzenlenmesi. Yani şimdi şunu da unutmayalım. Karın hareket dediğimiz zaman artık bizim karnımızın ikinci bir beyin olduğunu biliyoruz değil mi? Yani buradaki adelelerle birlikte buradaki faaliyet çok önemli aslında. Bütün duygusal faaliyetlerimizin kayıtları burada. Aslında çok büyük oranda bizim işte duygusal kayıtlar hipotalamusta diyoruz ya orayla direkt bağlantısı var. Ve ilk önce burada bir takım işte değerlendirmeler gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradaki hareketlerin düzenlenmesi çok önemli. Yine diyafram kası ile ilgili idrar torbası, erkeklerde prostat sorunu çok ilgili. Bir takım çocuklarda mesela gece işemeleri denilen hadiseler falan tamamen diyafram kasının kullanamaması ile ilgili. O kontrol altına alındığı zaman bütün bunlar ortadan kalkıyor. İşte bağırsak tembelliği, aşırı asit, bunların hepsi söylemiştim alkali yapının ortaya çıkarılması lazım. Özellikle aşırı asit stresle çok alakalı. Günlük hayat içerisinde stres buna yol açıyor. Aşırı asitlik yapıyor yol açıyor. İşte bunu bir ölçüde hem beslenmede hem nefesle de düzenlemek mümkün. Horlama sorunlarının damak yapısıyla ilgili olduğunu kalp besini ve bu
derin nefes çalışmalarıyla damağın sertleşmesi yoluyla bunların tedavi edilmesi mümkün. Lenf sistemini söyledim. Direkt bağışıklık sistemi verildi. Yine cinsel sistemle çok alakalı, cinsel istek duygusuyla çok alakalı nefes zinc kullanılması. Yeterince diyafram çalışmadığı zaman bunların hepsi sekteye uğruyor. Ve en önemlisi hücrelerdeki karbondioksit ve laktik asit blokajını engellenmesi. Laktik asit dediğim şey de yine yorgunlukla da ortaya çıkıyor. Veya işte yanlış sonunda ortaya çıkıyor. Ve kaslarda biriktiği zaman aşırı yorgunluğa yol açıyor laktik asit. Dolayısıyla bu da diyafram kullanmasıyla engellenebiliyor. Söyledik konuşmacıların, şarkıcıların, sporcuların performansını arttırması. İşte bir takım zihinsel, duygusal blokajları çözülmesi ki bu o söylediğim hiperventilasyonla yapılıyor. O kundalini enerjisini söylemiştim. Özellikle hormon sistemlerinin aktive edilmesi ve işte bilinçaltının kontrolü o demin söylediğim yöntemle oluyor. Yani oradaki bir takım şeylerin açığa çıkarılıp dönüştürülmesi ve parasempatik sistemin uyarılması. Diğerlerini söyledim zaten. Böyle bir de tabii beyin dalgaları üzerinde önemli bir şey bu. Özellikle derin nefes aldığımız zaman çok kolaylıkla beynimizi alfa durumuna getiririz. Alfa durumu zaten meditatif hali yaratır. Bakın beynimizin şeyleri dalgalar şu şekilde, burada pek anlaşılmıyor. Bakın, alfa durumundayken 8-13 Hz, bu yeryüzü frekansıdır hemen, yani neural frekansı, Schumann rezonansıdır. Ve burada normal bir gevşeme meditatif halde yaşarız. Beta günlük faaliyet halidir. Yani korteksin daha çok devrede olduğu halde. Ve theta da içe dönüklüğü ve yaratıcılığın arttığı derin meditasyon halidir. İşte nefes de şu iki hal, alfa ve theta hallerinde yaratmak mümkün. Biraz zaten derinleştiğimiz zaman teta haline dönüşüyor. Yoksa biraz gözümüzü derin yaptık mesela ya, gözümüzü kapattık. Birazcık derin gevşeme nefesi yaptığımız zaman hemen alfa haline, alfa dalgalarında yaratmış oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aslında bir şey daha yapmak istiyorum, ufak meditatif ama bilmiyorum uzar. Onu daha sonraki bir şeye bırakalım isterseniz. Sizin başka soru var mı aklınıza gelen bu konuda nefesle ilgili? İdare olan burundan nefes alıp burundan mı vermek yoksa ağızdan mı vermek? Burundan alıp burundan vermek. Zaten bunun altımız nefesin süzülmesini de sağladığı için bizim akciğerlerimizin korunması açısından ve ısınması, havanın ısınması açısından da gerekli. Alırken kesinlikle burundan. Ama normal şartlarda yine burundan vereceğiz. Gevşeme yapacağımız zaman muhakkak ağızdan verilmesi gerekiyor. Çok yavaş yavaş kontrollü biçimde verilmesi için. Bir de çok çalışmalarda işte ben mesela onu söylemedim. Günlük hayatta gevşemek için nefes kullanıyoruz ama canlanmak için de kullanabiliriz. O zaman daha nefesini akışını hızlandırmak için ağızdan alıp ağızdan vermek. Hatta hem burun hem ağızdan ikisini birlikte yapmak, alıp vermekle uygulanabiliyor. Mesela körük nefes denilen, ateş nefes denilen nefesler var. Onlarda hızlı hızlı nefes alıp verdiğiniz zaman üstünüzdeki uyuşukluk gider mesela. Yani konferansta oldunuz, uykunuz geldi mesela. Yapabilirsiniz gerçekten. Kendi kendine hızlı hızlı tabii bir de sesli değil, sessiz olarak yapabilirsiniz bunu. Ya nasıl mesela? Kesintiye uğratmadan nefesi. Yapın şöyle bir 7-8 tur yapın mesela. Hemen bir enerji oluşur yani üzerinizde. O uyuşukluk üzerinizden gider. Mesela direksiyon başında yürürken de yapabilirsiniz. O tür şeyler de var. Faydalanabiliriz. Yani birçok şey var. Dilerim inşallah yani akademiye gelmeyenler gelme fırsatı bulurlar. O sırf o derse de belki gelme imkanımız olur. Bilemiyorum ama bütünsel olarak tabii olması daha iyi. Akademi o şekilde oluyor çünkü. Orada bir takım pratikler yapma şansınız inşallah olur. Şarkı söyleyen insanların
demin çizelgede şey gördüm, diyafram değil de sırt nefesi mi kullanmaları gerektiğini. Ben de şimdiye kadar diyaframla nefes almanın temel olduğunu düşünüyorum. Sanatçıların diyafram nefesini kullanmaları şart. Onlar artı, şimdi mesela şarkılarda çok uzun şeyler, ölçüler vardır. Onlara nefes yetiştirebilmek için maksimum düzeyde ciğeri kullanmaları gerekiyor. Yani normalde mesela sadece diyafram ve işte tam nefes dediğimiz göğsü doldurarak birçok şeyi söyleyebilir ama opera sanatçıları falan için daha çok geçerli. Onların artık yani ciğerin arka bölgelerine kadar komple oksijenden faydalanmaları, nefesten faydalanmaları için gereken bir şey, özel bir şey o. Çok yani uğraşmıyorsanız müzikte önemi yok. Yani ben uğraşıyorum mesela. O tarz yani şeye gerek olmadı. Esasen diyafram. Yani diyaframı kullanmayı kesinlikle bilmemiz gerekiyor, kullanmamız gerekiyor. Hem sağlık için hem hakikaten işte ağzımızdan çıkan nefes. Mesela konuşurken bazı kişiler vardır, yetiştiremez şeyi, sözüne nefesi. Arada bir nefes alır falan konuşur. Genellikle de heyecansal insanlardır onlar. O zaten diyafram nefesini kesinlikle kullanmıyor. Köprücük kemiğinin olduğu kısmını, şu kısımları kullanıyor. Köprücük nefesi deniyor. Yani üst solunum bile değil. Üst solunumu da en minimumunu kullanıyor demektir. Zorlanır. Onun için diyafram kullanmak gerekiyor. Zaten onu esas olarak öğrenmemiz, onu geliştirmemiz lazım, evet, değil mi? Evet. Bir de şey söyleyeceğim. Şimdi yoga eğitiminde hocamız bize nefes çalışmaları yaptırıyor. Kabalabhatiler yaptırıyor. Demin dediğiniz ateş nefesi ve işte derin nefes alma üzerine teknikler. Burada şuna yoğunlaşın diyor. Nefesi vermeye çalışın. Önce verin. Boşaltın iyice. Ondan sonra zaten vücut alacaktır. Ama biz sadece nefes almaya odaklandığımız için kendi içimizdeki potansiyeli boşaltmadan da alamayacağımız için hep almamız gereken o nefesi yarısını, belki daha da azını alıyoruz ve vermeye odaklanın. Verin ki yer açılsın alabilmeniz için diye. Tabii. Özellikle bu noktaya değiniyordu. Sesle ilgili nefes çalışmalarında aklımda şu kalmıştı. Kedilerin, köpeklerin, bir de bebeklerin doğru nefes aldığını, çünkü diyafram nefesini kullandıklarını ve toplum içinde toplumsallaştıkça insanın çeşitli sosyolojik ve psikolojik baskılanmalarla, belki bilmiyorum başlarda söylemişsinizdir, ben başını kaçırdım, bizim o baskılanma etkisiyle kendi nefesimizi kontrol altına aldığımız ve onun belki %20'sini, %25'ini ancak kullanabildiğimiz, o nedenle bir tek uykuda doğru nefes alabildiğimiz, evet. Çünkü o zaman eğer gerçekten kendimizi rahat hissediyorsak gibi, acaba aklıma geliyor ilkel toplumlarda o nefes olayı şimdiki kadar baskı altında olmadığı için daha mı normaldi? Ve de buna bağlı olarak bunu geliştirmek için hani özel çalışmaların dışında nasıl bir yaşantı gerekir ki o doğru nefese ve sağlıklı nefese kavuşabilelim? Yani şimdi tabii o ilkel toplumlar çoğu zaten doğal, tamamen doğal yaşadıkları için o bizim o anlattığımız baskılama sürecini, toplumsal hayatın, yani bizim çünkü toplumsal hayatımızda da çok şey yapay vaziyette gelişiyor. Doğadan koptuğumuz için bunlar baskılanıyor. Bir takım şartlanmalarla, zihinsel şartlanmalarla, eğitim süreci içerisinde yanlış eğitimle, dolayısıyla onların çok daha büyük oranda diyafram nefesini kullanıyor olmaları mümkün. Ama tabii bilmiyorum, böyle bir istatistik bir şey okumadım ama mantıksal olarak öyledir yani. Çünkü zaten sürekli hareket halindeler, fizik faaliyet halindeler. Bizde o da yok. Yani medeniyetin getirdiği en büyük kötülüklerden biri hareketsizliktir. Dolayısıyla bakın bu kas dedik değil mi? Yani bunu çocuk yaşta, işte onu ben biraz değindimsin kadar detaylı anlatmamıştım ama çocuk doğduğu anda doğal olarak diyaframı kullanır. Ama daha sonra bunun örselenmesinin sebebi bir kere hareket etmemesi yeterince ve işte bir takım şartlanmalar. Farklı, tabii tabii, yani öğretilen bir şey çünkü. Diyaframı kullanılması da öğretilen bir şey. Yani sorunun tamamen öğretimle, eğitimle değiştirilebilecek bir şey. Dolayısıyla yanlış eğitimin şeyi var, rolü var. Ve günlük hayatta ne yapalım? İşte ben, siz var mıydınız? Hani diyaframı geliştirmek, kası geliştirmek için birkaç şey gösterdim. Tam o zaman geldim. Ha, onları göremediniz mi? Ha. Şeyden izleyebilirsiniz. İzleyeceğim, evet. Ha, yani onları yaparsak diyafram kasımız gelişir.
Yani bu ağırlıklı pratik yapmak gibi bir şey. Düzenli yapmak önemli ama. Yoksa bir haftaya yeterli bir şey olmayacaktır. Yani hiç olmazsa bir 6-7 ay üst üste bunu düzenli yaparsak, ondan sonra diyafram nefesi kullanmak bir alışkanlık haline gelebilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim teşekkür ederim. Seneler önce okuduğum yoga ile ilgili bir kitapta bir teknik, tabii sizinkiyle paralel. Onu tatbik ederim arada bir. Keşke her gün tatbik edebilsem. Fakat ilginçtir, bugün vapurla geldim. Vapurla tatbik ettim, dışarıda oturuyordum. Basitçe şu dörde sayana kadar karnının alt tarafından ve göğsünün üstüne doğru diyafram nefesi. Dörde sayana kadar alacaksın. 8'e sayana kadar içinde tutacaksın, 2 sayana kadar vereceksin derdi. 2 sayana kadar vermek bazen biraz zorlama oluyor. 4-8-4 da olabiliyor. Ama zamanla ya da işte ciğer kapasiteniz gelişmişse 8-16-8 de yapılabiliyor bu çalıştıkça. Ve bunu aşağı yukarı 10 kere bu nefesi bu şekilde alıp verdikten sonra bir şey oluyor, yani bir bayılma duygusu gibi bir şey oluyor. Döner, başınız döner. Başın dönüyor. Fakat işte orada kendine hakim ol. Tabii dik durmakta fayda var. Kendine hakim olacaksınız. Bayılmadan, o nefesi verdiğiniz noktada sanki yeniden doğuyormuş gibi bir his elde ediyorsunuz. Sanki o ortama yeniden geliyormuş gibi. Çok kısa bir zaman belki bu ama daha sonra da böyle boynunuzdan, sırtınızdan, bacaklarınıza kadar bir enerjinin aktığını hissediyorsunuz. Onu da o meridyenlerle şimdi siz açıkladınız. Evet. Hani bu deneyimin siz çok bilimsel izahını yapmış oldunuz. O şekilde örtüştürdüm yani. Bunu bu şekilde yapıyorum arada. Çok güzel. Hakikaten bir çok rahatlama da sağlıyor. Bir enerji katma amacıyla yapıyorsun. Gevşeme evet. amacıyla değil. Evet. Çünkü evet. gevşeme amaçlı olsaydı, gevşemede daima prensip şudur. 4 alıyorsanız, 4 tuttunuz mesela sistemi yaptığınız 8'e kadar sayarak vermek. Yani gevşemede verilen nefes uzatılıyor. Ama canlanma nefesinde ya eşittir, sürat artar, yahut da işte bir enerji katma amacıyla yapılıyorsa mesela dörtlü nefes döngüsü vardır. O da sizin yaptığınıza benziyor. Onda mesela 4'e kadar sayıp alıyorsunuz, 4'e kadar sayarak tutuyorsunuz, 4'e kadar sayarak veriyorsunuz, gene 4 tutuyorsunuz. Böyle gidiyor. Mesela onda da dediğiniz gibi zihinde bir canlanma evet. meydana geliyor. Bu, yani günlük hayat için mesela bu yapılabilir. Öfke kontrolü için mesela yapılabilir. Çok ihtiyacımız olur bu hakikaten. Gevşeme nefesi de öfke kontrolünde yapılabilir. Bu sayılarda prensip bu bakın. Herkes kendine göre ayarlayabilir. Dediğiniz gibi tutma süreleri çalıştıkça uzar, uzatılabilir. Bu çok faydalı. Yani işte dediğim gibi o tuttuğumuz zaman bir kere beyin aktivasyonu farklılaşıyor, konsantrasyonu artıyor, düşünce gücü artıyor. Çok yani ummadığımız etkiler yaratıyor. Sizin söylediğiniz gibi etkiler olabilir ki bu tamamen sizde bir enerji dönüşüm meydana getirdiğini gösteriyor yani. Evet, yani çok... bu etkiler tabii kişiden kişiye belki biraz farklılık gösterebilir. Ama ben kendi yaşadığım şeyi yani bunu yaptığım zaman söyledim. Bu canlanma oluyor demek ki. Zaten o kitapta prana aldım, evet. aldığını söylüyor. Canlanma nefesi, evet. Teşekkür ederim. Rica ederim, size teşekkür ederiz. Yani o prensip olarak aklınıza kalsın. Canlanma amacıyla yaptığımız zaman verdiğimiz nefesi çok uzatmayacağız. Ağızdan da vermeyeceğiz. Çünkü ağızdan verdiğimiz zaman da amaç mümkün olunca yavaş vermek, uzatmak amaçlıdır. Burundan alıp buruna veriyorsunuz değil mi siz de? Ağızdan vermiyorsunuz sonuçta. Ağızdan mı? Ağızdan. Yani, burundan da vermesi daha tavsiye edilir. Yani, ağzı olduğunu kullanması daha çok sureti kontrol etmek amaçlı. Yoksa başka bir amaç yok yani. Suratını şey, vermek için evet, lazım. Ha, evet. evet. Yani şeyde mesela işte evet, çok daha fazla canlandırma hizmet eden nefeslerde bundan alıp ağzından vereceksiniz. Veya her ikisi birden. Bu pasta üfleme tekniği deniyor mesela o. Adı öyle yani. Onda mesela derin alıyorsunuz, burada yaptık gibi eğitimlerde. Ama var gücünüzde. Şimdi bunu 10 kere bir yapın. Nasıl başınızın döndüğünü, aynen işte ateş bastığını falan görsünüz. Ve bunu tabii alışık olmayan belki 10 kere de yapamaz. Bunu hızlandırmak mümkün. Gitti de. Ama işte bunu çok farklı biçimde hızlandırır ve çok fazla yaparsanız
hiperventilasyona yol açabiliyor. Yani volatori dediğimiz yönteme dönüşüyor. Bu sefer kontrolü kaybetmiş. Onun için bunlarda ölçülü olmak gerekiyor. Hızlandırılmış nefeslerde ölçülü olmak. Yani bizim amacımız ne? Dediğimiz gibi enerjimizin yükselmesi, mantalimizin yükselmesi, canlanma. Tamam. Onun için işte bu ölçüde yapmak da yeterli oluyor. Pardon, öbüründen fazlasına yaptığınız zaman bir huzursuzluk oluşmaya değil başlıyor. Değil mi? Evet, yani orada da bir yararsız olduğunu hissedebiliyorsunuz yani. Değil mi? Değerliğini hissedebiliyorsunuz. Evet, yani diyelim 8 kere, 10 kere yaptık. Daha sonra, bir süre sonra o konsantrasyon biraz dağılıyor. Yani onun yararını almış oluyorsunuz. Evet. Yani 100 kere yapmak değil belki. Değil, yani. Değil, tabii. Evet. O farklı bir şuur hali yaratmaya başlayacak. Ondan sonra amacı değişecek. Evet, teşekkür ediyorum. Hepinize bol oksijenli, bol pırınalı ve çok derin nefesli, huzurlu, sükunet dolu ama aynı zamanda idrak dolu tabii ki. Sadece yoksa yatalım, sükunet içinde olalım da değil. Yaşadığımız şeylerden gerekli sonuçları çıkaracak uyanıklığın olduğu zamanlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you.